Şu anda Doha Milli Kütüphanesi'ndeyiz. Orta Doğu'nun en önemli kütüphanelerinden bir tanesi. Bu bina sadece koleksiyonu ile değil, aynı anda da tasarımıyla da ilgi çeken bir bina. Buradaki alan miras kütüphanesinin daimi sergisi olarak tasarlanan alan ve bir arkeolojik kazı alanını temsilen böyle tasarlanmış. Bu bölümde de harita koleksiyonumuzdaki en önemli eser olan Evliya Çelebi'nin bizzat kendi eliyle çizmiş olduğu haritayı görüyorsunuz vitrinin içinde. Harita koleksiyonunda bir numarada. Daimi sergimizin ismi It Began With Read veya işte her şey okuyla başladı. Ve burada gördüğünüz gibi de sergi ilk olarak en eski yazma örnekleri olan Kur'an-ı Kerim varaklarıyla başlıyor. Koleksiyonumuzda yaklaşık 3500 yazma var, 1400 harita var. Bunların çoğunluğu Avrupa kökenli haritalar. 35.000 Arapça matbu eser, 25.000 yabancı dillerde eser var ki bunlar nadir eserler. 80.000 fotoğraf ve 20.000 arşiv kağıdı, belgesi daha doğrusu koleksiyonumuzda mevcut. Özellikle Türk tarihine dair de çok önemli eserler var. İşte Osmanlı döneminden Hilye-i Şerif, işte hat panoları var. Karahisari'nin bir Kur'an-ı Kerim'i var. Osmanlı fermanları var. Bir Kabe örtümüz var. Müteferrika baskılarının bütün seti bu kütüphanede mevcut. Şu anda haritalar bölümündeyiz. Gördüğünüz ilk örnek Katip Çelebi'nin Cihan Mimasının müteferrika baskısı. Onun arkasındaki harita da çok ilginç. Tunuslu Hacı Ahmet'in kalp şeklindeki haritası olarak biliniyor. Dünyanın en nadir haritalardan bir tanesi. Osmanlıca bir harita ama Venedik'te basılmış. Uzun bir süre tartışılmış. Bu Tunuslu Hacı Ahmet gerçekten tarihi bir figür mü? Yoksa birkaç Venedikli matbaacının uydurması mı? Osmanlı İmparatorluğu'na bu haritayı satabilmek için. Kısa bir süre önce bir kitap yayınlandı Türkiye'de bir coğrafyacı, bir akademisyen tarafından. Ve bu Tunuslu Hacı Ahmet tarafından yazılmış bir risaleyi buldu Oxford Yazma Eserler Kütüphanesi'nde. Burada da harita koleksiyonumuzun bir numarası. Hem envanter numarası olarak hem de önem açısından meşhur Evliya Çelebi haritamız sergilenmekte. Evliya Çelebi'ye atfedilen dünyada iki harita var. Bir tanesi Vatikan Kütüphanesi'nde ki kısa bir süre önce ona dair bir kitap, güzel bir kitap yayınlandı. İngiliz Büyükelçi Trumbull uzun bir süre İstanbul'da görev yapmış. Onun koleksiyonundan çıktı. 1988 yılında Şeyh Hasan tarafından satın alınmış. Daha sonra kütüphaneye intikal etti. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda 40 santim eninde bir harita. 8 varaktan birbirine yapıştırılmış 8 varaktan oluşuyor. Profesör Zekeriya Kurşun bu haritanın yaptığı incelemeler neticesinde Evliya Çelebi'ye atfedilmesi gerektiğini ortaya koydu. Gördüğünüz gibi dağları sarı ve yeşil olarak tasvir ediyor. Yazılar ise o tipik Evliya Çelebi dönemi 17. yüzyıl Rıka yazısı hattı. Şehirlerin tasvirleri var. Bağdat var, Erzurum var, Urfa var. Çok önemli bir eser. Türk tarihi.